الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. صدق الله العظيم. توبة سورة 36. آيتي جليلي جميلة. Öncelikle içerisinde bulunduğumuz Hicri 1444. seneyi Cenab-ı Hak her birerlerimizin şahsında hayırlı, mübarek, müteyemmem ve gözlerimizin aydın olacağı şekilde geçirip ihya etmeye muvaffak eylesin. Diğer taraftan da geride bıraktığımız koca bir senenin de muhasebesiyle, tefekkürüyle elden çıkan, bir daha ele geçmeyecek hayıflanma ve üzüntüsüyle beraber daha da yeni seneye ve içerisinde bulunduğumuz yeni günlere yönelik hem dünyevi hem de uhrevi olmak üzere daha da canla, başla, samimiyetle yatırımlar yapmaya bizleri muvaffak ve müyesser eylesin. Hicri 1444. sene Ümmeti Muhammed'in haliyle elindeki bir sermayedir. Geçmiş yıllarda, geçmiş zamanlarda ümmet yapamadıklarını veya hayata geçiremediklerini bu yeni yılda yapma fırsatı ve imkanı verilmiştir. Nice ümmeti Muhammed olduğu halde bu seneye kavuşamayan, bu günlere gelemeyen insanlar vardır. Her birerleri ecellerinin dolmasıyla, ömürlerinin tamama ermesiyle orada hayatı sonlandırmışlar ve neticede onların ambarlarında bulunan mahsuller, buğdaylar tükenmiş, yani rızıkları bitmiş. Azrail aleyhisselam da emaneti almıştır. Bugün bizler henüz daha ambarında buğday tükenmemiş, yani ömrü tükenmemiş ve şu zaman dilimlerinde diri olan, hayatta olan bizler şöyle önümüze bakarken şunu düşünerek bakmalıyız. Ey yüce yaratan Rabbim, sen bana bir gün daha ömür verdin. Beni bu zamanlara, bu ortamlara ulaştırdın. Ben de senin bir kulun olarak sana hamd eder, sana şükreder ve senin bana mükellef kıldığın,
kulluk görevlerini canla, başla yapmak suretiyle görevimi en azami bir performansla, güçle yapmaya çalışacağım deyip Allah'a verilen bu söz doğrultusunda da insan sözünde durmalıdır. Çünkü bugünler hemen yarın oluyor. Yarınlar bugün olmuyor. Bugünler yarın oluyor. Belki böylece gelecekler ise bugün olmadan hayal olarak geçip gidiyor. Ancak insanın ömrü hayatındaki bir gün, bugün önemlidir. Bugün ne yaptın? Onunla insan yatırımını ve bugünlük zamanını iyiye kullanmalı. İnsan oğlunun bir takım hayatta boş alışkanlıkları vardır. Bir yerlerden, birilerinden, ortamlardan, meclislerden kaptığı boş, fuzuli, anlamsız, ya bu konuşma olur veya bu bir iş olur. İnsan oğlu boş olan, hadis-i şeriflerin ifadesi, maleyani olan şeylerle en kıymetli olan ömür sermayesini harcayıp ve ömrünü öylece azaltıyor. Onun için insana her zaman bir uyarıda, bir ikazda, bir tembihte bulunmak lazım. Sevgili Allah'ımız, okumuş olduğumuz Tevbe suresinin 36. ayetinde ne buyuruyor? Estaizu billah. İnne iddete şuhuri. Şüphesiz ayların sayısı, ama hangi aylar? İslami hükümlerin kendilerine bağlandığı, kendilerine bağlı olarak yapılan ayların sayısı, indallah, Allah katında, ihna aşera şehran, 12 aydan ibarettir. Her bir Müslüman, gerek ana baba, gerekse evlatları olmak üzere, İslami hükümler dediğimiz, İslam'ın esaslarını bilmesi kendine farzdır. Onları hayata geçirmek de aynı şekilde farz ve mühimdir. Mesela hac diye bir ibadet var. Bu ibadet özel zamanlarda ve özel mekanlarda yapılan bir ibadettir. Bu ibadet dünyanın her bir tarafında yapılmayan veya zamanların her birerinde yapılmayan bir ibadettir. Allah Teala Hazretleri kullarının ruhlarına ve gönüllerine ağır gelmesin diye ibadetleri adeta kulun hayatına, kulun haline göre serpiştirmiştir. Mesela bir 5 vakit namazı düşünün. Bu kulun 24 saatine yayılmış ve taksim edilmiş. 24 saatte 5 vakitte 40 rekat namaz. Şöyle insanoğlu hepsini, 40 rekatlık herhangi bir nafile namaz kılmak istese, onu 20 dakikada veya daha fazla bir zamanda, 25 dakikada kılar. Allah Teala 40 vakti, bir rekatı bir anda kılın diye bizi teklif edip bu, evet, emri bize yüklememiş. Ya azar azar
mesafeli vakitlerde, sabah ile öğlende, öğlen ile ikindi, ikindi akşam, akşam yatsı arası. Biraz araları yakın, akşam ile yatsıdır. Onun da sebebi, hikmeti şudur. İnsanlar yatsı namazını vaktinde kılıp da istirahate çekilsinler. Cenab-ı Hak yani öğlenle ikindi arasına koymuş olduğu zaman mesafesini eğer akşam ile yatsı arasına koysaydı. Mesela öğlende saat 1'de kılınırken ikindi 5. Hesap ettiğimizde arada 4 saat. 4 saat gibi bir zaman süreci var. Bunu bütün vakitler arasına koysak akşam misal 8:20'de ezan okunurken 4 saat sonra yatsı olsa ne olur? İnsanların menfaati olan gece istirahati azalır. Sevgili Allah'ımız bir taraftan emirleri kullarına yükleyip kullarından o yüklemiş olduğu o emirleri bir görev olarak, bir kulluk olarak isterken kulu da acizlendirmeyecek. Kulu da ibadetlerle zora sıkıntıya sokmayacak şekilde, kulun menfaatini düşünecek şekilde Cenab-ı Hak ibadetlerin vakitlerini tayin etmiştir. Zaten Kur'an-ı Azimuşşan'ın bazı yerlerinde Bismillah la yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah hiçbir kuluna gücünün yetmeyeceği, takatının ötesinde, imkanlarının ötesinde bir kulluk yükü, bir insaniyet yükü, beşer yükü, dünyevi ve uhrevi yükler yüklememiş. Allah Teala kullarını hep kayırmış. İşte kul Cenab-ı Hakk'ın kendisine olan bu kayırma olayını düşünerek hareket ettiğinde Rabbisine kullukları yaparken severek, içinden, gönlünden, yüreğinden böyle kabararak, böyle kendi isteğiyle adeta ibadetlerde yarış ederek, taatlarda yarış ederek ayeti celilede Cenab-ı Hak emrediyor. Bismillah. Festebigu ilel hayrat. Ey kullar, hayırları birincilikle, öncülükle kazanabilmek adına musabaka, yani bir koşu düzenleyin. Bir yarış düzenleyin. Hayırları kazanabilmek için. Dolayısıyla insan Rabbisinin kendisine olan bu ayrıcalıklı olan kulluk muamelesini severek canla başla yerine getirmesi gerekir. İbadetlerde tembelleşenler, ibadetlerde gevşek olanlar, onlar günahlara, isyanlara, yanlışlara daha fazla dalıp zaman ayıran insanlardır. Bugün bir insan namazını niye kılamıyor? Allah'a karşı niye verdiği sözü tutamıyor? Şeytanla olan irtibatı, alakası ve münasebeti, yani ortaklığı çok olduğundan dolayı, münasebeti çok ileri boyutta olduğundan dolayı ibadetini yerine getiremiyor. İbadetine zaman ayıramıyor. Niye? Şeytan onu fazlaca meşgul ediyor. Talebe ise onu oyunla meşgul ediyor. Ya eliyle, ya gözüyle, ya bir şekilde
talebeyi alıyor, tabiri caizse parmağına doluyor, onu kendine maskara yapıyor. Talebe oyuna dalıyor, arkadaşıyla muhabbete dalıyor veya başka şeylere, bir bakıyorsun ki namaz vakti gelmiş geçiyor, talebenin umurunda değil veya gencin umurunda değil veya herhangi bir esnafın veya sanatkarın, amirin, memurun hiç umurunda değil, namaz geçmiş, vakit geçmiş, hiç öyle üzülmüyor, telaşlanmıyor, gayle etmiyor, dert etmiyor. Ya giderse namaz gitsin, giderse ibadet gitsin, giderse Allah'a verdiğim söz gitsin. Bu kadar inancı onda zayıflayınca ibadetin büyüklüğünü de idrak edemiyor, anlayamıyor. Onun için ağaç yaş iken eğilir sözü doğrultusunda, küçük yaşta Kur'an kursuna, medreselere gelen anne baba kuzuları, anne baba gönül meyveleri olan sizler gerçekten çok avantajlı, şanslı ve sizlere Rabbim ziyadesiyle rahmetle muamele etmiş ki buradasınız. Belki babalarınız, belki analarınız böyle bir ortamı görmeden büyüdüler. Camiye uğramadan, tekkeye uğramadan, medreseye uğramadan, Allah denilen mekanlara uğramadan büyüyüp gittiler. Baba oldular ve hayatın yoğunluklarına daldılar. Aileyi geçindireceğiz diye, o yükü taşıyacağız diye kendilerini de kaybettiler. Ve o kayıpla beraber çoluk çocuklarıyla da ilgilenmeyince birçok anne baba çocuklarını da kaybettiler. Ama sizler hakikaten anne babalarınız olarak çok müstesna birer anne baba kuzusu olduğunuz, işte şu fotoğraftan, şu atmosferden, şu ortamda bulunmanızdan fark ediliyor ve sizlerin bu konuda seçkin ve müstesna olduğunuz ortada. Cenab-ı Hak sizlere vermiş olduğu bu güzel nimetin kadri ve kıymeti bilinmek suretiyle bu nimeti yaşamaya, şükrederek, tefekkür ederek, bize verilen bu fırsatları en doğru ve en yerinde kullanarak yaşamaya, hayatımızı ileriye götürmeye muvaffak eylesin. Bizi Cenab-ı Hak cehalet çukurlarına veya ilim eğitimden sonra maleyani çukurlarına düşürmesin. Çünkü bu da büyük bir felakettir. Medresede okurken, kursta okurken, anne baba da kendisine böyle üşüşürken, ne yersin, ne içersin, ne giyersin deyip de kendilerini almayıp sizlere alırken, anne babalarınız sizde can hiraş bir şekilde kol ve kanat gerip sizleri okumanızı isterken, şeytanı aleyhillanenin tuzağına düşüp onun aldatıp kandırdığı bir talebe olmak ne büyük bir kayıptır. Şeytan aleyhillane her daim Kur'an okuyan çocukları kandırmak için kendinden ekipler çıkarıyor piyasaya. Dolaşın, Kur'an kurslarını dolaşın, medreseleri dolaşın, ilim yuvalarını dolaşın. Oradaki çocuklara Kur'an okutmayın diyor. Onun için sizler her ne kadar küçüksünüz ama iradenizi kuvvetli yapmak ve sizlere tanınan bu fırsatı
büyük bir avantaj bilip bunu yerine getirmek lazım. Bakın, Muharrem ayı gelince bir aşure diye bir kelime dillerde dolaşıyor. Muharrem ayı İslami takvimin birinci ayı, İslami aydır. Muharrem ayı haram aylarından bir aydır. İçerisinde de çok kıymetli bir gün vardır ki o günde Cenab-ı Hak 10 tane peygambere 10 tane ikramda bulunmuştur. Adem Aleyhisselam ve Havva validemizin yaratılması, sonra lev kalem yer gök yaratılması, kürsinin arşın yaratılması ve Adem Aleyhisselam'ın evet cennete girmesi, tövbesinin kabul olması, İdris Aleyhisselam'ın göklere yükseltilmesi, Nuh Aleyhisselam'ın tufandan kurtulması, İbrahim Aleyhisselam'ın ateşten kurtulması, Yakup Aleyhisselam'ın hasret ve özlemden dolayı kapanan gözlerinin açılması, Yusuf Aleyhisselam'ın kuyudan kurtulması, Eyyub Aleyhisselam'ın hastalığından kurtulması, Davud Aleyhisselam'ın tövbesinin kabul olması, Süleyman Aleyhisselam'dan bir şekilde alınan mülkün tekrar o gün kendisine iade edilmesi, Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnında evet kurtulması, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğumu ve göklere yükseltilmesi, Cenab-ı Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e de gelmiş ve geçmişe ait günahlarının af olunduğunu ifade eden ayeti celile-i cemilenin nazil olması. Bismillah. لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا قَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Fetih Suresi'nin evet ikinci ayetinde, Habibim senin gelmiş ve geçmiş olan günahların af olmuştur. Allah Habibine öyle bir ihsanda, ikramda bulunmuştur ki daha öylesini alemlerde hiçbir nebiye, hiçbir kuluna yapmamıştır. Ne muazzam bir ikramdır. Allah Resulü'nün bütün günahlarının af olması. İşte böyle bir peygamberin, böyle bir nebi-i muhteremin ümmetleri olmak da bizim için değer, şeref, kıymet ve ayrıcalıktır. Onun ümmeti olduğunu bilmek, onun yolunda gidebilmek, onun sünnetlerine ittiba edebilmek de aynı şekilde çok büyük bir ilahi ikram ve ihsandır. Zamanlar ve bir takım mekanlar içerisinde yaşayıp da Allah Resulü'nü tanımadan, ona iman etmeden hayatları biten, ömürleri tükenen niceleri ve onu bildikleri halde onu inkar ederek, hatta haşa hiç insanlığa yakışmayacak derecede Efendimiz'i aşağılayacak, küçümseyecek kadar kendilerini yücelterek bu şekilde yaşayan niceleri. Yani insan oğlu arasında öyle nankör ve bedbah, öyle ükela ve dik kafalı, öyle edep yoksunu, hayadan, iffetten soyulmuş, ne Kur'an tanır, ne peygamber tanır, ne ölüm, ne ahiret, hiçbir şeyi tanımayıp
Bu dünyada Allah'ın sayısız nimetleriyle hayatını sürdüren, Allah'ın vermiş olduğu afiyetle, sağlıkla, sıhhatle ömrünü tüketen niceleri. İnsanoğlu bir tarafta Allah'a inanıp inandığı şekilde mütevazi bir hayat yaşayanlar, bir tarafta da inanmadan kibirle, gururla ve nimetleri Allah'tan alıp Allah'ı tanımayarak yaşayanlar var. Bu sebepten ötürü işte Cenab-ı Hak bizleri yeni senede, yeni yılda kendimizi şöyle yenileyelim. Ceddidû îmâneküm bi gavli lâ ilâhe illallah diye Efendimiz buyuruyor ki, imanlarınızı kelime-i tevhidle yenileyin. La ilahe illallah'la imanlarınızı yenileyin. Çünkü insanoğlu şu mezbele dediğimiz, çöplük dediğimiz, şu dünya içerisinde hep tozlanıyor, kirleniyor, paslanıyor, kalbi kararıyor ve demir paslandığı gibi kalp paslanıyor. O paslı olan bir kalp haliyle imanın ışığını içeriye yansıtmıyor. Ya kararmış artık. Ve böylece iman o pasın altında. La ilahe illallah demekle pas siliniyor. Kalpteki olan bir takım Allah'tan gayrı olan düşünceler tevhidle atılıyor. Bir aynayı düşünün, aynanın üzerine bir avuç kum koysanız, ayna metaldir. Ayna hiçbir cismi göstermez. Niye? Üstü bir avuç kumdur. Yavaş yavaş o kumları üzerinden attıkça, aynanın yüzeyi, metal kısmı açıldıkça insan kendisini de görür, ayna eşyayı da gösterir. Böylece insan oğlunun kalbi de bir ayna misalidir. İşte günahlar, isyanlar, sözlü, fiilli davranışlar insanın kalbine atılan birer kum taneleri. Kalbi örten lekeler, paslar, masivalar, kalp onlarla örtüldüğü zaman işte öyle bir kalbin sahibi ne camiye gidesi gelir, ne ezanı dinleyesi gelir, ne abdest alası gelir, erinir, üşenir, istemez, kaçınır, bahaneler üretir, mazeretler ortaya koyar. Yahu şimdi zamanım yok, kılamıyorum. İşim o kadar yoğun ki bir türlü yetişemiyorum. Yani insan oğlu sadece akıl jimnastiğiyle beraber şöyle bir düşünecek olsa, mesela bir öğlen namazının senin işinden çalacağı sürene kadar en fazla 10 dakika. 10 dakikayla sen ne işinde batarsın ne de onunla abat olur. Ama namaza 10 dakika ayırmadığından dolayı belki dünyada bir süre coşarsın. Mal, servet, dünyalık imkanlar olarak iyi bir seviye ve konumda olabilirsin ama her an bu deniz bu normal seyrinde, akışında olmayacak. Nasıl ki bazen denizlere bir dalga geliyor, gemiler alabora oluyorsa, insan hayatındaki ticaretler de, ziraatlar da, meslekler de, sanatlar da, siyasetler de, askeri görevler de, yani dünyalık olarak insanda geçici ne emanetse onların alabora olacağı zamanlar
gelecektir. Bu kervan böyle gitmez. Bu devran böyle dönmez. Onun için ne olur? Allah'ın sana bahşetmiş olduğu şu ömür sermayesinden bir 10 dakikayı öğlene ayır, ikindiye ayır, akşama ayır, yatsıya ayır. Bu ne kadar bedbahtlık, ne kadar nankörlük, ne kadar Allah'a karşı isyan bayrağını açmaktır. Bu aklın sefahetinden, aklın düşüklüğündendir. Akıl kaybı ve düşüklüğü yaşayan insanlar her daim dünya ile mutlu olduklarını düşünürler ama hiç kimse dünyada mutlu olarak gitmemiştir. Çünkü dünya herkese her türlü zorluğu, çetinliği, hayatın her türlü imkanlarını yaşatıyor. Allah bizleri ölmeden önce uyanan, tövbe-i nasuha ile kendisine güzel bir hayat, güzel bir defter açtırıp onunla yaşayan kullarından eylesin. Evet, bizler yeni bir ayın, yeni günleri dediğimiz aşureye doğru yaklaşıyoruz. Aşure neydi? Aşure biraz önce tek saydığım gibi peygamberlere verilen birer ilahi nimet ve ikramların oluştuğu bir gün, bir zaman dilimi. Ancak daha sonraki asırlarda bir de oluşan bir olay var. Ümmeti, evet, derinden yaralayan ümmeti, evet, konu akla geldiğinde, olay akla geldiğinde ümmetin enerjisini çekip alan bir olay. Kerbela, Karabela, Karabela, Kerbela. Ne demek? Allah Resulü'nün çiçeklerinin, güllerinin, yavrularının, evlatlarının şehit edilmiş olduğu, komplenin, yani seyitler, Allah Resulü'nün torunlarının çoğuna bir komplenin yapıldığı bir gün. Ümmet olarak bizler derslerimize çalışmadığımız müddetçe bu tür olayların aynısı olmasa da bir başkası bizden de cereyan edebilir. Yani bizler Kerbela olayını asla yapmayız. Yapma fırsatı, imkanı da yok ama kara belalara düşebiliriz. Fenalıklara, çirkinliklere düşebiliriz. Şahsımızı eğitmediğimiz, nefsimizi terbiye etmediğimiz, ruhlarımızı tasfiye etmediğimiz müddetçe bir farklılarını biz de hayatımızda yaşayabiliriz. Onun için bizler iyi dinleyen olmalıyız. Mevla ayetinde bizleri uyarıyor. Bismillah. وَلَا تَكُونُ كَالَّذ۪ينَ سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ Ey kullar! Birileri gibi olmayın. Onlar da dediler ki biz duyuyoruz, biz işitiyoruz. Böyle dedikleri halde duydukları ve işittiklerinin gereğini yerine getirmediklerinden dolayı onlar işitmiş değillerdir. Yani bir grup güya Efendimiz'i dinlediğini düşünüyor. Efendimiz'i iyi dinleyen, Efendimiz'in meclisinde bulunan, Efendimiz'in sözlerini anlayan, Efendimiz'in buyruklarını şu can kulağıyla dinleyen bir insan sahabe arasında fitne yapabilir mi? Ehl-i Beyt'e karşı düşman olabilir mi? Hulefalar arasında ayrım yapabilir mi? Bugün dünya üzerine baktığınız zaman güya sözüm onlara
Müslümanız diyen bir avuç insan topluluğu bir türlü bir araya gelemiyor. Allah Resulü ümmetim 73 fırkaya bölünecek, 72'si cehenneme, biri cennete girecek buyururken 72 fırkanın da tamamı sözde iman ettiklerini düşünenler, biz de Müslümanız diyenler. Bugün sokağa çıksanız, bugün caddelere girseniz, senden daha Müslüman, senden daha edepli, senden daha böyle zahir itibarıyla ezana saygı duyan insanları görürsünüz. Fakat sadece o kadardan ibaret, gösterişten ibaretten öteye geçmiyor. Ezan okunuyor cami, camide yok. Hadi gel Allah'ın kelamı okunuyor, dinle yok. Sohbet anlatılıyor, yok. Hani nerede kaldı o Müslüman? Sokakta, caddede, pazarda, iş yerinde İslam'ı kimseye bırakmayan, güya Müslümanlığı oralarda anlatmaya, savunmaya çalışan insan, hani İslam'ın anlatıldığı, öğretildiği, tatbik edildiği, yaşandığı bir insan camiye gelmiyorsa ona ne denebilir? Camiye uğramayan, camide namazını kılmayan, camide Allah'ın huzuruna durmayan insana aferin be, alkış mı çalalım? Ne diyelim? Evde kılıyormuş veya iş yerinde kılıyormuş. Hayır. Evde kılmak hakkında yeterli şahadet, şahitlikte bulunmayı gerektirmiyor. Müslümanların camide namazlarını kılması lazım. Müslümanların camide kalabalık olması lazım. Camilerin dolması lazım. Bugün ehli küfür bizi nereden tahlil ediyor? Camilerden. Camileri cuma gibi dolmadığı müddetçe onlardan korkmayın diyorlar. Ve nitekim de insanları camiden öyle körleştirdiler, öyle uzaklaştırdılar ki camiye gelse de yine cami adabı, usulü, bağlılığı, teslimiyet yok. Camiye geliyor, yine farklı şeylerle meşgul. Onun içindir ki ümmet olarak Allah Resulü'nü dinlemediğimiz müddetçe sözleri kulağımıza küpe ve gözümüzün önüne dikilen bir alamet olmadığı müddetçe bizler de geçmişteki itikadı bozulan hariciler, şialar, vahabiler ve daha nice fırakı dalle dediğimiz delalet fırkalarından birinin içerisine cehaletimizle gireriz. Farkına varmadan gireriz. Bakın Kerbela'da büyük acı, büyük olay. Efendimizin yavruları şehit ediliyor. Halbuki Allah Resulü onlar hakkında o kadar kelamlarda, o kadar sözlerde bulunmuştu ki. Birisi Zeyd'e diyor ki, Hazreti Zeyd'e, peygamberin ehli beyti kimdir? Hanımları da ehli beytin içerisine girer mi? Hazreti Zeyd diyor ki, hanımları da ehli beyt. Ehli beyt. Kur'an'da bismillah. Ve innemâ yuridu. Yuridullahu li yuzhibe ankumur risse ehlel beyti ve yudahhirakum tedhira. Allah Teala Hazretleri murad ediyor ki sizlerden, ehli beytten oluşan bir takım bozuk görüşleri, hoş olmayan şeyleri temizlesin. Ve sizi temizlemekle temizlesin. Çünkü Efendimiz ehli beyt hakkında, kendi aile fertleri hakkında o kadar sarih, o kadar bariz,
hadis-i şerifler buyurmasına rağmen onları sevmeyen fırkalar var. Onlara hariciler deniyor. Sevmiyorlar. Efendimizin o kadar açık ve seçik sözleri olduğu halde sahabenin en önde olan hulefalarını birbirinden ayıranlar var. Hazreti Ali Efendimiz'i tutup göklere çıkarıp diğer hulefaları aşağılara indiren bir takım zihniyetler var. Bunlar da Şia'dır. Dolayısıyla o fırkalar nereden oluştular? Halbuki her birleri Peygamberimizi kabul ediyor. Peygamberimizin sözlerini onlar da duydular. Sen ben bugün 1444 sene sonrasında gelen bizler duyduysak bu hadisleri biz biliyorsak onlar da biliyor. Niye onlar böyle bir yanlışa, böyle bir zikzakın içerisine girdiler? Onların evet farklı gaye, onların farklı emel, farklı ortaya koymak istedikleri misyonlar vardı. Şia'nın, haricilerin, Vahabilerin, diğer fırkaların, onlar kendilerini Müslüman olarak gösterip halkın içerisinden zayıf görüşlü, fikirli insanları kendilerine katmak. Allah Resulü her zaman çizgiyi koymuştur. Şimdi bugün biraz sizlerle Ehl-i Beyt hakkında buyurulan faziletli sözleri, Efendimizin övgülerini, medihlerini dinleyelim de biz Ehl-i Beyt sevgisini yüreğinde taşıyan, hafızasında koruyan ve onlar gibi hayata yaşayarak tutunan birileri olalım. Allah bizi Ehl-i Beyt'e muhabbeti ziyade olanlardan eylesin. Tabii ki o zaman Hazreti Zeyd diyor ki evet, Efendimizin hanımları da Ehl-i Beyt'tendir. Diyor ki Ehl-i Beyt'ten olanları nasıl anlayacağız? Kimdir onlar? Ali'dir, Akil'dir, Cafer ve Abbas'ın aileleri Ehl-i Beyt'tendir. Efendimiz buyurdular ki Allah'ın nimetleriyle perverde kıldığı için sevin. Allah nimetleriyle sizi donattı, kuşattı, sevin, yarattı. Beni de Allah'ı sevdiğiniz için sevin. Ehl-i Beyt'imi de beni sevdiğiniz için sevin. Bakın ne önemli bir tembih, ne gerekli bir tembihtir. Bir gün Efendimiz mübarek torunları Hasan ile Hüseyin'in ellerinden tutup şöyle buyurdukları vakidir. Kim beni, bu ikisini, bunların baba ve annelerini severse kıyamet gününde benimle beraber olur. Bakın kıyamette insan kiminle beraber olacak? Efendimizin başka bir hadisi sevdiği ile. Sen kimi seviyorsun? Şöyle gönlüne bak, eğil. Allah Resulü'nü, onun Ehl-i Beyt'ini ve alimleri, hocaları, gerçek din adamlarını seviyorsun, ahirette de onlarla beraber olacaksın. Yezid İbni Hayyan şöyle diyor. Bir gün Hüseyin İbni Sebre ve Amr İbni Müslim ile beraber Zeyd İbni Erkam'ın evine gittik. Yanına oturduğumuzda Hüseyin İbni Sebre dedi ki Zeyd, sen pek lütfe nail olmuş bir kimsesin. Resulullah Aleyhisselam'ı gördün. Sözünü dinledin.
Onunla birlikte savaşlara katıldın. Arkasından avaz kıldın. Doğrusu büyük saadete erdin. Zeyd, Resulullah'tan duyduklarını ne olursun bize anlat diyorlar. Bakın arkadaşlar, bu dini mübini İslam bize bizim gibi insanlarla beraber geldi. Bize melek getirmedi. Melek Cebrail aleyhisselam Allah Resulüne Kur'an ayetlerini getirdi. Allah Resulünden de bize insanlar getirdi. Onun için her devirde, her asırda yaşayan insan dinin emirlerini, buyruklarını iyi dinlemeli. Yani şurada oturan sen veya ben, hepimiz bu sözleri bu meclisten müstesnadır. Koyunun kaval dinlediği gibi değil. Koyun kaval dinler, öküz trene bakar. Yani şu meclislerde olan gerek talebe, gerek hoca, gerek cemaat, bu konuşulanlar, bu söylenilenler benim inancımla, dinimle, kitabımla, peygamberimle, dünyamla, ahiretimle alakalı meseleler deyip şuurlu bir şekilde can kulağıyla dinlemeli. Çünkü bugün hayatta biz varız. Din bize emanet. Kur'an bize emanet. Sünnet bize emanet. Fıkıh bize emanet. Şeriat bize emanet. Eğer biz bu emanetlere nefislerimizden, heva ve heveslerimizden arınmış, samimi duygularımızla, samimi yüreklerimize sahip olursak, nesillerimize doğru olarak biz bunu aktarır, doğru öğretiriz. Ama bunları yan gelip yatarken, kafamız başka yerde, aklımız başka yerde, gözümüz oynaşta, fişte olursa, yarım yamalak bir Müslüman dinini yaşayamayan bir insan başkasına nasıl yaşatabilir? İlmi olmayan bir insan başkasına ne ilim verebilir? Bakın sahabe-i kiram efendilerimiz, Hazreti Zeyd İbni Hayyan, Allah Resulü ile uzun bir süre beraber yaşamış, namaz kılmış, görmüş, etmiş, ağzından dinlemiş. Daha sonraki gelen bir kesim ona diyor ki, sen bunları biliyorsun, bize anlat. Bunun üzerine Zeyd şöyle diyor: vallahi bugün itibarıyla çok yaşlandım. Aradan çok zamanlar geçti. Ama ne var ki, ben Resulullah'tan öğrendiklerimden birçoğunu unutmadım, tuttum. Bu sebeple size anlatayım, size öğreteyim. Zeyd sözlerine şöyle devam ediyor: bir gün Allah Resulü Mekke ve Medine arasında bulunan Hum suyu başında ayağa kalkarak bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamd ettikten sonra bize şöyle bir öğütte bulundu: ey insanlar, ben de bir insanım. Yakında Rabbimin elçisi olan Azrail bana da gelecek. Ben de onun davetine gideceğim. Size iki önemli şey bırakıyorum. Biri, insanı doğruya götüren bir rehber ve nur olan Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Ona sımsıkı yapışın. Efendimiz bunu bu şekilde tembih ettikten ve bu tavsiyeyi verdikten sonra devamla buyurdular ki, size bir de
ehli beytimi bırakıyorum. Allah'tan korkun, ehli beytime karşı saygılı davranın. Allah'tan korkan her daim ehli beyte saygılı davranır. Başka bir rivayette ben aranızdan ayrılıyorum, sizlere iki şey bırakıyorum. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri de benim sünnetim diye buyurduğu vakidir. Bu ikisine yapıştığınız müddetçe delalete düşmesiniz. Yani bugün ümmetin hidayeti de delaleti de Kur'an ve sünnet, diğer bir rivayette Kur'an ve ehli beyti sevmektir. İşte bu sevgiyi öncelikle alan, öncelikle bu sevgiye sahip olan ehli sünnet vel cemaattır. Diğer mezhepler, o bozuk fırkalar hiçbir şekilde bu sevgiyi alamamışlardır. Allah Resulü bunu tembih etti. İşte Zeyd de dediler ki ehli beyt kimdir? Ondan da bize bahseder misin? Zeyd o zaman anlattı. Dediler ki ya Zeyd, bu ehli beyti biz nasıl tanırız? Onların özellikleri nedir? Zeyd buyurdu ki onlar asla sadaka almazlar. Onlar hiçbir şekilde toplumda, cemiyette dilenmezler. Efendimiz ehli beyt bütün aile fertleri, onlar başta Fatıma valide, Ali Efendimiz ve Hasan ve Hüseyin efendilerimizdir. Efendimiz ileride ehli beytinin ve ümmetlerin başına gelecek olan fitne ve belaları daha o zaman gördüğü için bunun üzerinde hassasiyetle durmuştur. Yani ne demiştir? Allah Resulü'nün mübarek kanını taşıyan seyyidler, şerifler, bunların her birerleri el üstü tutulması gereken, toplumda, cemiyette farklı bir şekilde hürmet ve saygı gösterilmesi gereken müstesna insanlardır. Ancak ehli beyte en çok sahip çıkan ehli sünnet vel cemaat olmuştur. Allah Teala İsa Aleyhisselam'a buyurdu ki yer ve gökteki bütün mahlukların ibadetini yapsan, dostlarımı sevmedikçe ve düşmanlarımı düşman bilmedikçe o ibadetin sana hiçbir faydası olmaz ya İsa demiştir. Allah Teala Hazretleri de Ahzab suresinde ehli beyti anlatmıştır. Onun için evet, Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellemin bize öğretmiş olduğu Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim, ki bu salatu selamda alihi dediğimiz evet o kısımda, o kesimde Allah Resulü'nün ehli beyti bunun içerisine giriyor. Namaz kılan herkes ehli beyte böylece saygı ve hürmet ediyor. Ancak ne var ki insan bunun farkında da olamıyor. Dolayısıyla ehli beyti evet sevmek imandandır. Allah Teala Hazretleri ehli beyti sevmenin imani bir vazife, bir görev olduğunu zımni olarak ifade ediyor. Tabi ehli beyt hakkında ehli sünnet alimlerinin, İmam Rabbani Hazretlerinin, diğerlerinin oldukça çokça beyanları ve buyrukları olmuştur, vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de fazlaca buyurmuştur. Abdullah Dehlevi Hazretleri Tuhvetül İsna Aşeriye kitabında diyor ki
Eshab-ı kiram arasında münafıklar vardı. Bunlar önceleri belli değildi. Fakat Efendimizin son senelerinde müminler münafıklardan ayrıldı. Resulullah vefat ettikten sonra bu münafıklardan kimse hayatta kalmadı. Onların her birerleri tükendi. Ama daha sonra ne var ki insanlar artık dünyaya, maddeye daldıkça o hal onları bozdu. İnançlarını bozdu, itikatlarını bozdu, bakışlarını bozdu, amellerini bozdu, kulluklarını bozdu ve bozuldular. Böylece insanlar bu bozulmakla beraber kısımlara ayrıldılar. Ehl-i sünnetin hepsi hem namazlarında hem de diğer vakitlerde bu ehli beyte dua eder. Benden sonra Efendimiz iki şeyi size bırakıyorum sözüne ehli sünnet çok sadık kaldı. Fakat diğer insanlar ayrıldılar. Şöyle ki ehli beytin bir kısmına inanıp sevmek, ötekilerine lanet edip kötülemek de ahirette fayda vermeyeceğini, Kur'an-ı Kerim'in hepsine iman etmek lazım olduğu gibi ehli beytin de hepsini sevmek lazımdır. Ehli beytin hepsini sevme olayı ehli sünnetten başka hiç kimseye nasip olmamıştır. Çünkü hariciler, evet, Hazreti Ali'ye ve onun temiz evlatlarına düşman olmak alçaklığına sürüklendiler. Sebeiye fırkası Müslümanların mübarek anneleri olan Ayşe validemize ve Hafsa validemize sövdüler. Halasının oğlu Zübeyir bin Avam'a düşman oldular. Böylece felakete yuvarlandılar. Kiramiye fırkası Hazreti Hasan'ın ve Hazreti Hüseyin'in imamlığını kabul etmedi. Muhtariye fırkası imamı Zeynel Abidin'e inanmadı. İmamiye fırkası Zeyd'e şehitliğine inanmadı. İsmailiye imamı Musa Kazım'a inanmadı. Bunlar gibi birçok inanmayan, birçok farklı inançlar sergileyen gruplar ortaya çıktı. Fakat hiçbir zaman, hiçbir devirde değişmeyen, farklılık ortaya koymayan fırka, fırkayı naciye, ehl-i sünnet vel cemaat açılımı şu: Allah Resulü ve sahabe-i kiram efendilerimizin inancı üzere inananlar. Evet, nokta. Ehl-i sünnet vel cemaat. Cenab-ı Hak sizleri, bizleri ehl-i sünnet vel cemaat meclislerinde, ortamlarında, medreselerinde her zaman daim eylesin. Farklı inançlara kalplerimizi kaptırıp ve kalplerimizi bulandırmaktan da muhafaza eylesin.